Merhaba arkadaşlar. Birinci editör LGS sınavıyla karşınızdayım. Bakalım birinci sorumuzda ne söylüyor? Her iki televizyon kanalında yayın saati 5.30'da başlamaktadır diyor. Kanal A ve Kanal B. Sonra 48 dakikalık normal yayın akışı sonrası 8 dakikalık reklam veriyor. Sonra tekrar reklamdan sonra tekrar 48 dakika normal yayın akışı sonra 8 dakika reklam oluyor. Yani toplamda ne kadar süre geçmiş oluyor? 56 dakika süre geçiyor. Burada 42 dakikalık yayın akışı, 6 dakika reklam. Bu şekilde devam ediyor. O zaman buna da eklediğine ne çıkacak? 48 dakika çıkacak. Yani birim 56 dakikada, biri de 48 dakikada bir yayın akışını devam ettiriyor. O zaman bunların her ikisinin bana sorduğu ilk kez aynı anda reklamdan yayına geçişini saat kaçı göstermektedir? Her ikisinin ek okunu buluyorum. Şimdi uzatmayacağım. Bunun ek okunu bulmayı biliyorsunuz. 336 dakika oldu. Eğer bunlar dakikaysa, bunlar dakikaysa her ikisi sonuçta ne olacak? Dakika olacak. Peki bunu 60'a böldüğümde kaç saat çıkacak buradan? 5 saat 36 dakika çıkacak. 5.30'da başlıyordu. O zaman 5.30'da 5 saat 36 dakikayı topladığımda burası ne oldu? 66 dakika. Yani 1 saat 6 dakika değil mi? 66. 1 saat buraya vereceğim. Burası 10'du. O zaman burası 11 olacak. Ne kadar arttı? 6 dakika artmış oldu. Ceyhan. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda yarıçapı R birimi olan çevresi 2 pi R'dir diyor. Bu 450, bu da 720 santimetre telden bahsediyor. Hakan aynı uzunluğa sahip zemin üzerine bu tellerden bundan çember yapıyor. Bu 720'lik telden de dikdörtgen oluşturuyor. Öyleyse 450 çember oluşturduğuna göre bu bir çemberin uzunluğu. Yani bir çemberin uzunluğu 2 pi r ne çıkacak? 450 çıkacak. R buradan ne çıktı? 75 santimetre çıktı. Yani şöyle yarıçapı 75, yarıçapı 75. O zaman ne olacak? Bu 150, 150 diye böyle devam edecek. 720 de dikdörtgen mi, kare mi olduğunu söylüyor. Bu da kareymiş. O zaman 720'yi de diyorum ki 4'e mi böleceğim? Öyleyse 720'yi de 4'e böldüğümde kaç çıkacak? 180 çıkacak. Yani burada da 180'e 180 olduğunu görüyorum. Sonra bunların uzunluğu, burası 150'nin katı, burası 180'in katı. Hem 150'nin hem de 180'in bir katı olacak. Dolayısıyla biraz önceki soru gibi yani bütün katlarını alacağım. Bütün katlarını aldığımda 900 santimetre çıkacak uzunluk. Yani şuradan şuraya uzunluk neymiş? 900 santimetreymiş. Sonra peki buradan 900 santimetreden burada kaç tane 150 santimetrelik var? Böldüğümde kaç çıkacak? 5. Peki kareden kaç tane var? 180, 180 diye devam ediyor. 6. Toplamda en az kaç tane A ve B teli kullanmış? Şimdi burada bir tane tel, bir tane tel değil mi? Bu bir tane tel 150 santimlik. Yani yarı çapı 150 olandan. Bu da bir kenarı 180 olandan. O zaman 150 olandan 900'dü bu uzunluk. Kaç adet var? 5 tane çember. Burada da 6 tane kare var. Toplamda kaç tane tel kullanmış olur o zaman? 11 tane kullanır. Evet, geldim 3. soruya. 3. soruda bana burada 3 tane dikdörtgen vermiş. Bu da yine bir sınav sorusunun benzerini yapmışlar. 3 tane dikdörtgen birden büyük tam sayı olan kenarların uzunluğu. Dikdörtgen kartonlar verilmiş. Bu kartonları birleştiriyor. Nasıl yani? Nasıl istiyorsan o şekilde birleşir. Daha doğrusu üst üste getiriyor. Ve çakışan kısmı sadece 4 santimetrelik kısım çakışıyor. Üst üste yapıştırılıp aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluşturuluyor. Kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre kare? Şimdi bu üçünü bir araya getireceğim. Ben 63, 117 ve 93 her üçü kime bölünür? 3'ün katıdır değil mi bu? 3'e bölünür, 21 kalır. Ondan sonra 3'e bölünür, 3 çarpı 39, 3 çarpı ne olur? 31 olur. Şimdi bir tane çiziyorum şöyle dikdörtgenimi şu şekilde. Şöyle çiziyorum. Şöyle büyükçe bir şey çizeyim. Bunu da birleştirdim. Sonra da diyorum ki mesela
şurası 4 santimetrede buluşacak, üst üste çakışacak olan kısım şurası 4 santimetre. Ben diyorum ki çocuklar, en büyük hangisi bunlardan? 39 santimlik mi? 39 santimlikse o zaman şuradan itibaren, bak şuradan itibaren önce en büyükten başladım. Bir kenarı 39 olan. O zaman 35 ya, üst üste yapıştıracağım kısmı şu birinci dikdörtgenimi çizdiğimi düşünün. Tamam mı? Birinci dikdörtgen. Üst üste yapıştıracağım kısım 4 santimetreyi ayırdım. Geriye ne kaldı? 35 kaldı. Şimdi sonra bunun üzerine hangisini büyükten küçüğe gideyim? 39'dan sonra kim var? 31 var değil mi? Sonra kim var? 21 var. Şimdi ben 31'i koyacağım. Alanın genişlemesini istiyorum ben. O zaman 4 bu taraftan olsun. 31'e tamamlamak için geriye ne kadar kalır? Geriye 17 mi kalır? 17. 4 daha nedir? 31. Şimdi burası zaten kısa kenar 3. Hepsinde 3 zaten. Bu sefer bu 31'e, şurası 31. 31'e 3 santimetre olan dikdörtgeni. Yani şöyle şunu koydum. Burası 39 ya. Ondan sonra bunun içerisinden 4 santimlik burasını koydum. Şimdi burası 4'tü. 4'e kaç eklersem 31 olur? 17. O zaman bu tarafa doğru ne yaptım? Büyüttüm. 17 oldum. Ondan sonra da bunu hangisi? Bunu hallettim. Bunu hallettim. Bu kaldı değil mi? 21 kaldı. Ondan sonra 21 ise bu 4 ise 21'den de 4'ü çıkartırsam ne kalacak? 17 mi kalacak? Burada da 17 kalacak. Zaten şurası neydi? 17 idi burası. Ondan sonra 17 4 tane oldu. 17 4 tanedir. Elde var bir 21'dir. Ha pardon. Burası 21. Ben şunu değil bunu halletmişim. 21. Ondan sonra şimdi 31'e bakayım. 31'e. Buraya 4 ise 31'den 4'ü çıkartırsam ne kalacak? 27 kalacak. O zaman buraya da 10 kalır. 17, 10 daha 27, 4 daha 31. Demin yanlış ters söyledim yani. Önce 21'i hallettim. 17, 4 daha 21 ya. Ondan sonra en sonunda bunu hallettim. Öyleyse bakın en fazla yapmaya çalıştım. Böyle hep peşi sıra yaptım. Yani 17, 4 daha 21 dedim. Ondan sonra buraya bir 10 santim daha koydum. Ondan sonra burası ne oldu? 27 oldu. 27'ye 4 ekledim. 31 santimetreyi de halletmiş oldum. Bu baştan ta bu başa kadar kaç santimetre oldu? Onları toplayacağım. Şurası neydi? 35'ti değil mi? Şuradan gideyim. 35, 4, 17 ve 10. Bunları topladığımda 39 şurası, 27 de diğer taraf. 16, ede var 4, 5, 66 oldu. Kısa kenarı ne? 3 santimetre. Bana alanını soruyor. 66'yı da 3 çarpınca ne çıktı? 198 çıktı. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda kuralı vermiş. A üzeri x 4 kere. Bu 3 kere çarpılıyormuş. 81 bölü 256 diyor. O zaman bu şimdi 3 kere çarpılıyorsa yani 4 üzeri m'den pardon 4 kere çarpılıyorsa 4 üzeri 4m'dir. Değil mi bu? 4 üzeri 4m'dir. Peki bu 1, 2, 3. 3 kere ard arda çarpılıyor. 4 üzeri m, 4 üzeri m, 4 üzeri m değil mi? Çarpmada tabanları aynısı, üstler ne olur? Toplanır. O zaman 4 üzeri ne oldu burası? 3m oldu. Ondan sonra 4 üzeri 3m oldu. Peki bunu buldum, eşittir dedim. 81 çocuklar nedir? 3 üzeri 4'tür. Değil mi? Diğeri nedir? 4 üzeri 4'tür. Ben burada nasıl yaparım? Nasıl yaparım? Burada tabanlar aynısı, üstler çıkartılır. Bu eksi diye geldi. 4 üzeri m eşittir. Bu 3 bölü 4'ün nesidir? 4. kuvvetidir. Değil mi? Peki. Burada 4'ü ben 2'nin karesi diye yazabilir miyim? 4'ü yazarım. 2 üzeri 2m dedim. Sonra 3 bölü 4'ün 4. kuvvetim. Peki. Burada her iki tarafın karekökünü alabilir miyim? Evet. O zaman bu 2'nin karesi nasıl dışarıya çıkacak? 2 üzeri m diye çıktı. Sonra buraya baktım. Bu da 3 bölü 4'ün karesi olarak dışarıya çıktı. Bana bunun ifadesini sonucunu soruyor. 2 üssü m'i ne buldum? 3 bölü 4'ün karesi buldum.
3/4'ün karesini kaç kere çarpmamı istiyor? 3 defa. 3/4'ün karesinden 1, üçgen olduğu için 2 ve 3 defa oldu. Tabanlar aynısı, üstler ne olur? Toplanır. 2, 4, 6. O yüzden yanıt ne oldu? Adana oldu. Peki, geldim 5. soruya. 5. soruda bu barkodun belli bir kuralları var. Onlardan bahsediyor size. Şimdi okuduğunuzu düşünerek direkt şu örnekten geçiyorum. Kalın çizgiye 1 diyor, ince çizgilere 0 diyor, 0, 1, 0, 0 diye devam ediyor. Sonra bunu üssü sayı olarak da yazdığında diyor ki, şuradan başlıyor. Mesela burası 0, 2 üssü 3, 2 üssü 2, 2 üssü 1, 2 üssü 0 ile çarpıyorsun buradaki rakamları. Tek tek bunları incelememi istiyor. Bakayım. Diyorum ki önce şu ince çizgi nedir? 0, 1, 0, 0. Değil mi? Sonrakine bakıyorum. 1, 0, 0, 0. Sonrakine 1, 0, 0, 1. Sonra 0, 0, 0, 0. Ve sonraki ne? 0, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 0. Değil mi? Şimdi bu işte 0, 2 üssü 3'tür. 2 üssü 2'dir. 2 üssü 1'dir. 2 üssü nedir? 0'dır değil mi? Bu 0 ile 2 üssü 3 çarpınca 0 olacak. O yüzden şu 0'ları hiç hesaplama gerek yok. 1 ile çarpılan 2'nin karesi var. Yani 1 çarpı 2'nin karesi. Buradan ne geldi? 4. Birincisinden 4 geldi. Bütün şıklar 4 ile başlıyor. Bu 0'ları ne yapacağım? Bu 0'lar zaten 0 olacak. Onu katmıyorum. 1, 2 üssü 3 ile çarpılacak 8. Bu nedir? Burada bir hesaplama var. 2 üssü 3'tür. 2 üssü 2, 1, 0. Bu da 2 üssü 0. 2 üssü 0'ı 1 ile çarpıyorum. 2 üssü 3'ü de 1 ile çarpıyorum. Buradan 8 geliyor. 2 üssü 0, 1'dir. O zaman burası ne oldu? 9 oldu. Şunu da buldum. 9, bu 8. Bu zaten 0 geliyor buradan. 0. Bunlar 0, 3, 2, 1. Birinci kuvvetiyle 1 çarpılıyor buradan. Ne gelecek? Üçüncü kuvveti, ikinci kuvveti, birinci kuvveti. Buradan 2 gelecek. Sonra, pardon, buradan 2 gelecek. 2'nin karesi çarpı 1'den buradan 4 gelecek. Buradan ne gelecek? 2'nin kübü çarpı 1'den 8 mi gelecek? O zaman 4, 8, 9, 0, 4 ve 8. Yani yanıt ne oldu? Bursa oldu. Evet, şimdi kaçıncı sorudayız? 6. soruya bakalım. 6. soruda hesap makinesindeki nasıl işlemlerin yapıldığını söylüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. 2 üssü nedir bu? 2 üssü 6. Bu üssü oluyor x üzeri n. Bu da 3 sayısı, o kaçıncı kuvvetse o oluyor. Yani buradaki 6 onun 2 üssü 6. kuvvet. Burası 64. Sonra diğerine geldim. 4'ün kaçıncı kuvveti diyor? 3. kuvveti diyor. 4'ün 3. kuvveti nedir? Yani şurada 4 üzeri 3 nedir? O da 64. Burada 64'ün 3. kuvveti. Burada bakın 64'ün kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. 8'in kaçıncı kuvveti? 2. kuvveti diyor. Burada farklı olan kim? Ceyhan. Çünkü bu da 64. Bu soruya bakalım. Burada 3'ün tam sayı kuvvetlerini siliyor. O yüzden tam sayı kuvvetleri 3 üzeri 0. Yani o zaman 1 baştan gidiyor. 3 üzeri 0 1'dir. 3. Ondan sonra 9 gidiyor. Değil mi? 3 üzeri 2. 3 üzeri 3. 3 üzeri 4. 81 gitti. 5'in tam sayı kuvvetleri 5 üzeri 1 25 ve başka yok. Ondan sonra 7'nin 0. kuvveti, 1. kuvveti, 2. kuvveti 49, 3. kuvveti yok. Sonra karesel sayılar 1'in karesi, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 zaten gitti. 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın, 7'nin, 8'in, 9'un ve 10'un. Toplamda kaç sayı silinmiş olur diyor. Çok kolay bir soru değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane sayı silinmiş olur
Geldim 8. soruya. Burada üst üste küpleri yerleştirmiş. 6 köküçmüş burası. Peki ne diyor? Üst üste koyduğumda diyor. X ile Y'nin toplamı burada yükseklik ne olacak? X ile Y'nin toplamı. Bakıyorum. 6 kök 3. Sonra Z ile Y'nin toplamına bakayım. Z ile Y'nin toplamı 3 kök 3. X ile Z'nin toplamı da 4 kök 3'müş. Ben bunları böyle ifadeler olduğunu hep alt alta toplayın. Kesin ikişer tane, üçer tane düzgün bir şey gelecek. İkişer tane her birinden 2 tane X, 2 tane Y, 2 tane Z. Topladım 6, 3 daha 9 ne oldu burası? 13 kök 3 oldum. 2 çarpı. X ile Y'nin toplamı burada 6 kök 3'tü. O yüzden onun yerine 6 kök 3 yazıyorum. Artı Z eşittir 13 kök 3. Buradan çarpıyorum. 12 kök 3 artı 2Z eşittir 13 kök 3. 13 kök 3'ten 12'yi çıkardım. Ne kaldı? Kök 3 kaldı. Yani Z ne olacak? Kök 3 bölü 2 olacak. Yani burada 1 çarpı kök 3 bölü 2. Yani 0 onda 5 kök 3 diyebiliriz. Peki Z'yi burada yerine yazdığımda x eşittir 4 kök 3'ten işte kök 3 bölü 2'yi çıkartıyorum. Kök 3 bölü 2 ya Z. 4 kere 2 8, 8'den kök 3 çıkarsa ne kalır? 7 kök 3 bölü 2. 7'nin yarısı nedir? 1,5 kök 3. Sonra burada da x'i yerine koyayım şuradan. X neydi? 7 kök 3 bölü 2 idi. Virgülü yazmayacağım. Artı y eşittir 6 kök 3. Y eşittir 6 kök 3'ten de 7 kök 3 bölü 2'yi çıkardım da 12, 12'den 7 çıktı. 5 kök 3 bölü 2. 5'in yarısı nedir? 2,5 kök 3'tür y. Y 2,5 kat. X 1,5 kat. Değil mi? Öyle yazayım şimdi. X 1,5. Y 2,5. Peki Z'yi ne bulmuştum? 0, 10'da 5. Burada en büyük kim olacak? Y olacak. Sonra X. Sonra da Y. En büyük kim olacak? Pardon. En büyük burada kim olacak? X, Y, Z olacak dedik. Değil mi? X, Y, Z. Y'yi 2,5 buldum. X'i 3,5 bulmam lazım. Ama ben buraya 1,5 yazmışım. X nerede? 7'nin yarısına 1,5 yazmışım. Halbuki 7'nin yarısı ne? 3,5. O yüzden buradaki X en büyük. Sonra Y, sonra Z yani Adana. Peki geldim 9. soruya. En uzun ve en kısa boyluyu soruyor. Burada kökü içerisine alacağım. 4'ün içerisine alırsam 4'ün karesi çarpı 11 diye alırım kök içinde. O zaman ne olacak? 16 çarpı 11'den kök 176. Burada ne oldu? 9 çarpı kök 17 oldu. 17 ile 9'u çarparsam 153. Burada 5'i içeri alıyorum. 25 ile 6'yı çarpıyorum. 150. Burada 2'nin karesi diyor. 2'nin karesiyle kök 39'u çarpıyorum. 156. 36 çarpı 5 diyorum. Burada 180 diyorum. Burada en büyük kim olacak? Kökün içi en büyük kim? Elif. Kökün en küçük kim? Cem. Yani yanıt neymiş? Denizli. 10. soruda bu kek miymiş? Kekten şu kadar parça çıkartılıyor. Alanı 3'müş. Kimle kimi çarparsam 3 olur? Kök 3 ile kök 3'ü çarparsam. O zaman burası kök 3, burası kök 3, burası kök 3. Değil mi? Aynı şekilde şunlar kök 3. 3 tane kök 3 var burada. Kalan kekin çevre uzunluğunu soruyor bana. Şimdi burada normalde taban çevresi neymiş? 44 kök 3. Taban çevresi 44 kök 3 ise dört kenar olduğuna göre 44'ü 4'e bölerim. Değil mi? Bunu 4'e bölerim. 4'e bölersem ne çıkar? 11 kök 3 mü? Yani bu kenar 11 kök 3. Burası da her tarafı ne oldu? 11 kök 3 oldu. Peki şimdi şurası kök 3 değil mi? Hepsi neydi bunun? 11 kök 3. 11 kök 3'ten bu parçayı çıkartırsam 10 kök 3 mü kalır? Yani şurasıyla şurasının uzunluğu toplamı neymiş? Yani şu uzunlukla şu uzunluk şurayı çıkardım kök 3'ü. 11'den kök 3'ü çıkardım. Mavi uzunluk ne oldu? 10 kök 3 oldu.
Aynı şekilde burada da bir mavi uzunluk yapayım. Normalde şurası kök 3. Hepsi, şuranın hepsi 11 kök 3 hepsi. Ama ben burada kök 3'ü sadece çıkartıyorum. Ne kaldı? Burası da yine artı 10 kök 3 kaldı. Değil mi? Ondan sonra peki ben şimdi şu uzunlukta şu uzunluğu 10 kök 3 buldum. Şu uzunlukta şu uzunluğu 10 kök 3 buldum. Ama burada bir de girintiler var. Çevre olduğu için bu girintileri bulacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de kök 3 burada var. O girintileri yaptım. Şimdi şurada sıra. Burası kolay. 11 kök 3 burası. Burası da 11 kök 3. Topladım. 22 kök 3. Şimdi bunların hepsi ne oldu? Çevre oldu. Ben şimdi mavi ile çizdiğim uzunlukların toplamını buldum. Yani şurası, 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 şurası. Böyle şu uzunlukların sırayla toplamını buldum. Yalnız şunu şunu ayrı ayrı bulmama gerek yok. Şurası kök 3 ise 11 kök 3'ten pıt pıt buraya çıkardım. Bununla bunu toplam olarak buldum. Burayla topladım ne oldu? 20, 26. 26 ile topladım ne oldu? 48 kök 3 oldu çevre. Yani Ceyhan. 11. soruya geldim. 11'de burada iki tane eğitimde kalite ve eğitimde süreklilik diye konferans var. Buraya da katılan okullar var. A okulu, Bilgi Çağı Okulu, Ankara Okulu, Denizli Okulu, Ceyhan Okulu falan. Böyle yine Bilgi Çağı, Denizli, Ceyhan Okulu. Bunlar okulların adı. Şimdi ABCD okullarından bu konferanslara katılan öğrenci sayıları birbirine eşit. Yani bu konferanstaki öğrenci sayıları birbirine eşitmiş. Eğitimde süreklilik. Şimdi eğitimde süreklilik konferansına katılan D'nin eğitimde kalite kontrolüne katılan C okuluna öğrencisine oranı nedir? Yani D bölü C'yi soruyorum. Şimdi diyorum ki ben buraya X tane öğrenci gelsin, katılsın daha doğrusu. Buraya da Y tane öğrenci katılsın. O zaman 120 burası 360'ın kaçta kaçı? 120 yani parça bölü bütün yaparsam 120 bölü nedir? 360'tır değil mi? 120 bölü 360. Kaç tane öğrenci? A okulu x tane öğrencinin bu kadarıymış, bu parçaymış. Peki diğerine baktığımda ne diyeceğim? Buradaki B'ye ne diyeceğim? B'ye de yine aynı şekilde x tane öğrenci olduğuna göre 80 bölü 360 çarpı x artı burada ne kadar öğrenci vardı? Y kadar öğrenci var. O zaman buranın B'si yine buradaki B'ye de ne olacak? Eşit olacak yani hepsine. Öyleyse buraya ne dedim? Y çarpı 120 bölü 360 dedim. Sonra burada işlem yaptım. İşlem yani paydalar hepsi birbirine eşit. O zaman 120x'ten 80x'i çıkardım. Ne kaldı? 40x eşittir 120y. 40'a böldüm. Burayı da 40'a böldüm. 3y. Yani x'in karşısında 3 olduğuna göre x 3'ün katıdır. Y'nin karşısında 1 olduğuna göre y de 1 kattır. Şimdi bu diğer tarafa geldim. Diğer tarafta da x çarpı 120 bölü yani burada x çarpı 120 bölü 360. Şimdi ben c'nin açısını bulmak istiyorum. C'nin açısını. Değil mi? Şu c açısı. C açısı da yine x tane öğrenci c bölü ne oldu? 360 artı bu y tane öğrencinin c'si ne oldu? Şimdi bu c'leri ne yapıyorum? Eşitliyorum. Ondan sonra y çarpı 180 bölü 360. Paydaları eşit mi bunların? Evet, paydaları eşit. Buradan x yerine 3k, y yerine de k yazıyorum. Şimdi x yerine 3k, x yerine 3k, y yerine de k yazdığımda burada işlem yaptığımda c'yi 60 derece olduğunu göreceğiz. D'nin c'ye oranını soruyor. D eğitimde süreklilikti. Eğitimde süreklilik hangisi? Y'ye ait. Y neydi? K'ydı. K çarpım. Burada D'nin açısını ne buldum ben? 60 buldum. Buradaki C'yi de 60 buldum. Yani bu 360'a tamamlayınca 60 çıkıyor. Burada da işlemden C'yi 60 bulmuştum. Ondan sonra Y burada D'yi bulacağım ya. D Y kadar öğrenciye aitti. Y'yi ben ne bulmuştum? K bulmuştum.
60 bölüm. 360 dedim bölüm. Diğeri de kalite x'li olandı. X neydi? 3K'ydı. 3K çarpı onun açısı da 60 bölü. C'nin açısı da burayı 60 buldum. 360. Burada oranlama yaptığımda ne çıkıyor? 1 bölü 3 çıkıyor. Değil mi? Bunları sadeleştirdim. Şunlar 1 bölü 3 çıkıyor. Yani neymiş? Bursa'ymış. Geldim 12. soruya. 12'de burada ne diyor? 2018-19 yılına ait bir grafik vermiş. Sonra 11 yıl sonraki Editör Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenci sayısını gösteren sütun grafiğini soruyor. Yalnız burada diyor ki 5. sınıftan diyor 2019-20 yılında gelen 5. sınıf öğrencisi 350 kişiymiş yeni öğretim yılında. Sonra 8'den de mezun olup 5. sınıftaki öğrencilerin 50 tanesi kaydını başka okula yaptırmış. O zaman tamam, ben buradaki işlemi yapayım. Şimdi 5. sınıfta kaç kişi var normalde burada? 300 kişi var. Önce onları yazdım. 6. sınıfta kaç kişi var? Şöyle 250 kişi var. Sonra 7'de kaç kişi var? 200. 8'de kaç kişi var? 350. Şimdi bunlar mezun oluyor. Değil mi? 8. sınıf. O zaman burası ne olacak? 5 olacak. Burası 5. sınıftan 50 kişi başka bir okula kaydını aldırmış. Burası 250 oldu. 5'ten sonra önümüzdeki yıl burası 6. sınıf oldu. 6'lar 7 oldu. 7'lerde ne oldu? 8. sınıf oldu. Bunların hepsini gösteren grafik hangisi? Burada. Bakalım. Burada. Şurası 300. 5. sınıf. Ondan sonra Bursa mıydı? Yok, Bursa değil. Ceyhan. Burada 350. 5. sınıf kaç kişi? 350. 6. sınıf 250. 7. sınıf da 250. 8. sınıf 200. Yani yanıt ne burada? Ceyhan. 13. soruya bakalım. 13'te daire grafiğinde açıların her birinin açısını vermemiş. Yaş durumunu verdim diyor. Ülkemiz nüfusunun %60'ı 19 yaşından büyük. Şimdi hepsi 360 derece değil mi? %100'ü 360 derece. Peki %20'si, %20'si, %15, %25, burada 40, 50, 60, 65, 70, 80, buraya ne kaldı? %20 mi kaldı? %20'si 75 yaş üzeriymiş. O zaman diyorum ki %20'sinin açısını hesaplayacağım. Burada 5'e böldüm. Bunu da 5'e böldüm. 360'ı. 5'e bölersem ne çıkacak? 72 derece çıkacak. Bunun açısını 72 derece buldum. Sonra geldim diğerini aynı şekilde hesaplıyorum. %40'lık olan açısını bulacağım. X dedim. Burada X eşittir. Bu da 144 derece çıktı. Yani şuradaki açım 144 çıktı. Bunun bakın 2 katı çıktı. Sonra 360'da yine %100 dedim. %15 hangisi? Şurası. %15 X'tir dedim. Buradan X'i de 54 buldum. Şuranın açısını da 54 derece buldum. Böyle de her birinin açısını bulduktan sonra ülkemiz nüfusunun %60'ı 19 yaşından büyüktür. 19 yaşından büyük olanlar kim? %25, %20, %25, bir de kim? %15 mi? Bunların toplamında ne olacak? 60 olacak. 19 yaşından büyük olan, yani şurası, şurası ve şurası. Bunların üçünü topladım, 60 çıktım. Ülkemiz nüfusunun en çok olduğu yaş grubu 0-19'dur diyor. Evet, 144 derece, evet. 75 yaş üzeri nüfusun %25'idir. 75 yaş üzeri nüfusun %20'si. Demin bulduk, değil. Ondan sonra 0-19 yaş arasındaki nüfus 75 yaş üzerindeki nüfusun 2 katıdır. 72, 144 bunun 2 katıdır. Yanıt ne oldu? 1, 2, 4, Ceyhan. 14'e bakalım. Bayağı grafik sorusu sormuşlar, veri analizi sorusu. Bir yetişkin ağaç 250 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor.
Sonra 17 tane ağaç kurtarılmış oluyor. 1 ton kağıdın geri dönüşümü de 4250 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor. Marmara bölgesindeki kağıt miktarı 900 binmiş Marmara. Zaten bakın buraya yazmış bir de Marmara burası yani. Bana Akdeniz'i soruyor. Akdeniz mavi renk yani %11'i. Bana şu %11'lik kısmın ne kadar toplanan kağıt kaç tondur? Ne kadar kağıt toplanmış Akdeniz bölgesinde diyor. Ben sana burada bir ipucu verdim diyor. Marmara'yı verdim. Şimdi bir tonda bir ton kağıt kaç kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor? 4250 kişi tamam. Bir tonla düşünün yani. O ne kadar aslında önemli. Ondan sonra benden istediği 9000 mi? 900 bin. 900 bin kaç? 9 çarpı 10 üzeri 6'da x diyorum. Buradan x eşittir. Bunu çarptığımda bu değeri buldum. 10 üzeri 6'yı buldum. Sonra ne yaptım peki? Sonra dedim ki %44'ü, şimdi ben %44'ü bu kadardı ya, yani şunu buldum. 33.825 çarpı 10 üzeri 6 buldum. Ama bana %11'lik kısmı soruyor. X dedim, onun 4 katı. O yüzden 4'e böldüm. 225.000 çıktı. Yani yanıt neymiş? Bursa'ymış. 15. soru oldukça kolay bir soru bu soruda. İlk etapta satılan biletler çarpıyla gösterilmiş. Daha sonra oyun sahnelenmeden önce işaretli olmayan koltukların %20'si satılmıştır diyor. İşaretli olmayan kaç tane var? Önce ona bakacağım. Yani onu sayacağım. Sayalım burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 tane. 20 tanenin %20'si satılmış. Yani kaç tanesi satılmış oldu? 4 tanesi satıldı. Yani 20 tane bilet vardı, 16 tane kalmış. Neyse o ilgilendirmiyor. Ondan sonra da diyor 4 tanesi satılmış. Normalde kaç tane burada vardı topla? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 tane satıldı. Bir de boş koltukların %20'si yani 4 tane satıldı. Demek ki kaç tanesi satılmış? 32 tanesi satılmış. Bu 32 tanesinin de diyor %50'si öğrenci. Yani 16'sı öğrenci, 16'sı yetişkin. Yetişkin 25 TL, öğrenci 20 TL. Bunların, ay iki tane artı koydum. Bunların ikisini topladığımda 16 çarpı 20 ile diğerini 720 TL elde edilmiştir. 16. soru, olasılık sorusuna bakalım. 2'den 50'ye kadar numaralandırılmış kartlar vardır diyor. Mesela diyor ki 102 numaralı kart olsaydı arkasına 17 yazıyor olurdu. Neden? 102'nin en büyük asal çarpanı 17'dir. O yüzden arkasına onun en büyük asal çarpanı yazıyordu. Bu şekilde 2'den 50'ye kadar. O zaman en büyük asal çarpanı yazıyorsa ben asal sayılar düşünüyorum değil mi? Yani 2'dir, 3'tür. Sonraki 4 olur mu? 4 yani olur da 4'ün de arkasında 2 yazıyor. 2 zaten var. O yüzden onu eliyorum. Sonra 5 var. Sonra 11. O yüzden asal sayılardır diyorum. 7'yi unutmuşum. 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ha gayret. 43, 47, ondan sonra 50 geliyor. Şimdi 2'den başlayıp 50'ye kadar olan asal sayıları mecbur yazdım. Çünkü en büyük asal çarpan lazım bana. O yüzden bunların hepsini yazmış oldum. Kaç tane sayı var burada? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 15 tane sayı var. Toplamda 1 hariç kaç sayı var? 49 tane sayı var. O yüzden yanıt Ceyhan. 17. Tabloda matematik dersinde yapılan sınavdan kaç kişinin hangi puan aldığını, hangi puan aralığında olduğunu söylüyor. Bu sınavdan 61 ile 79 arasında puan alan her bir seçim olası 1/4'müş. Şimdi burada ne yapıyorum?
61 ile 79 aralığında kim? A artı 3 mü? A artı 3 istenen durum, bölüm, eşittir 1 bölü 4 diyeceğim değil mi? Çünkü bu aralık 1 bölü 4'müş. Peki buranın toplamı ne kadar? 6, 10, 15, 18 artı A buranın toplamı. O zaman buraya da A artı 18 diyorum. İçler dışlar yaptım. 4A artı 4 kere 3, 12 eşittir A artı 18. 3A eşittir 6. A buradan ne çıktı? 2 çıktı. A 2 ise burası ne oldu? 5 mi oldu? Evet. Peki bana nereyi soruyor? Bu sınıfta kaç kişi bu sınava girmiştir? A 5 ise burası da 18 ise 18 bu hepsini bulmuş oluyorum. Bu sınıfta kaç kişi bu sınava girmiştir diyor. Kaç kişinin hangi puan aralığında aldığı puanlar gösterilmiştir. Öyleyse kaç kişi girmiş oluyor bu sınava? 18, 2, bu 2, ben buraya 5 yazıyorum. 18 artı 2'den kaç çıkacak? 20 çıkacak. Yani yanıt neymiş? Bursa'ymış. 18, burada bazı koşullar vermiş. Önceden erkek rezerv edilmiş E harfi ve bayanlar için de B harfi, diğerleri de boşmuş. Yakup rezervasyon için otobüsün yukarıdaki görselini görmektedir diyor. Yakup'un sadece hemcinslerinin yanına veya boş koltuklara bilet alabileceği bilmekte. Yani Yakup bayanın yanına oturmuyor. Bak şimdi bayanın yanı şurası ve şurası, buraya oturmuyormuş. Kaç tane boş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanesi ne oturabilir? Toplamda ne kadar var peki? 12 tane. O da 5 bölü 6. 12'yi nereden buldum? 10 taneydi. Bir de şunu seçtim. 12 tane oldu. 12 taneden 15 bölü 6, yani Adana oldu. 19. 19 da oldukça kolay bir soru sormuşlar. Bunları bu şekilde kodladım diyor. Örneğin şu şekilde, burada da ne olur? X kare var. Burada 1, 2, 3, 4. 4 tane X var. Artı 5, 6. Ne diyorum uzman buraya? 6 X var. Artı 2, 4, 6, 8 var. Şimdi bunun çarpanlara ayrılmış hali. 4 kere 2 nedir? 8'dir. X ile X'i çarparsam X kare olur. Ne yapıyordum? Çapraz çarpıyorum. 2X, 4X. Topladım 6X. Ortayı verdi mi? Verdi. O zaman X artı 4 ile X artı 2'nin çarpımıdır 4 ile, yani Denizli. Peki 20. soruya geldim. 20'de ne diyor? Kenar uzunluğu 4A olan ve şu kısa kenarı da B'ymiş. 4A'dan şurası B olduğuna göre geriye ne kalacak? Şu kenarı. Şurası, yani burası da komple 4A. B'yi çıkarırsam buraya ne kalacak? 4A eksi B. Peki öyleyse aynı şekilde burası B olduğuna göre şu parça ne olacak? 4A eksi B olacak. Şurası da B ya. O yüzden burası da 4A eksi B. Şurası da B. Diyor ki 4A eksi B, 4A artı B ifadesinin karşılığı hangisi olabilir diyor. Şimdi pembe ile maviyi toplayacağım. Bakalım olacak mı? Pembenin alanı ne? 4A eksi B çarpı pembe B. 4A eksi B çarpı 4A pardon artı mavinin alanı 4A eksi B ile B'nin çarpımı. 4A eksi B çarpı B. Buraya şimdi çarpıyorum şu şekilde. 16 A kare eksi 4 AB. Sonra bunu çarpıyorum. 4 AB eksi B kare. 16 A kare 4 AB'den 4 AB çıktı. Eksi B kare. Yani bu 4 A'nın karesi, bu B'nin karesi. O zaman 2 kare farkı, bir eksilisi bir de artılısıdır terimlerin. Dolayısıyla bunu verdi mi? Verdi. Yani yanıt neymiş? Ceyhan'mış. Bir sonraki denemede görüşmek üzere çocuklar. Hoşça kalın diyorum.